Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Prens Adaları'ndan Kınalı Adada'dayız. Daha önce Büyükada, Heybeliada ve Burgazada'yı gezdim. Oraları kanalımda sizlerle paylaştım. Bugün de Kınalı Adayı gezmek ve sizlerle paylaşmak istedim. Burası Prens Adaları'nın 4. büyük adası. Az önce saydığım gibi en büyük ada Büyükada, sonra Heybeliada, sonra Burgazada ve Kınalıada geliyor 4. sırada. Buranın büyüklüğü yaklaşık olarak 1.3 kilometre kadar. Yani Burgazada 2 kilometre kare olduğuna göre burası Burgazada'nın %65-70'i kadar. Bana sürekli şunu soruyorsunuz, hangi adayı gezelim, nerelere gidelim? Arkadaşlar, her adayı gezebilirsiniz. Her ada birbirine zaten oldukça benziyor. Her adanın bir başka güzelliği var. Ancak çok vaktiniz varsa, birçok yer görmek istiyorsanız, tarihi yerlere göz atmak istiyorsanız tercihiniz Büyükada ve Heybeliada olabilir. Bunun dışında daha kısa, günübirlik, böyle hızlı gezelim, işte hava alalım diyorsanız Burgazada ve Kınalı Adaya gelebilirsiniz. Ama şunu söylemem gerekiyor ki Kınalı Ada diğer adalara göre gezinmesi daha kolay bir yer. Çünkü burada çok fazla görülecek bir şey yok. Peki neden buraya Kınalı Ada diyorlar? Çünkü buranın bazı toprak yapısı kınaya benzediği için buraya Kınalı Ada demişler. Böyle bir benzetme sonrasında buranın ismi oluşmuş. Az önce de belirttiğim gibi burada çok tarihi bir yapı yok. Burada iki kilise, bir manastır ve bir de cami var. O kilise ve manastırların tarihi 19. yüzyılın ortalarına kadar gidiyor. Yani 1850-60'larda yapılmış. Buradaki tek cami ise 1964 yılında ibadete açılmış. Zaten Kınalı Adaya gelir gelmez solunuzda bu camiyi görmek mümkün. Biraz da Kınalı Adaya nasıl gelebilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Tabii Büyükada ve Heybeliada gibi burada seçenekler çok fazla değil. Ya Bostancı, Kadıköy ya da Eminönü'nden buraya gelebilirsiniz. 3 farklı firma çalışıyor buraya. Turyol, Kadıköy ve Eminönü'nden kalkıyor. Mavi Marmara, Bostancı'dan kalkıyor. Ve şehir hatları, o da Kadıköy, yine Bostancı'dan buraya geliyor. Fiyatlar da pahalı, onu söyleyeyim. 14 TL özel firmalarda. Şehir hatlarında ise 10 TL ücretle bu adalara gelebilirsiniz. Zaten bütün adalarda fiyatlar bu şekilde. Kınalı Ada yüzmek için de tercih edilen bir yer. Diğer adalara göre burada yüzülebilecek alanlar daha fazla. Ama şunu söylemeliyim, hemen girişte o iskelenin olduğu yerde, evet, plajlar var, hemen sizi oraya çekmeye çalışıyorlar ama bence oraya girmemeye çalışın. Eğer vaktiniz varsa, enerjiniz varsa birazcık yürüyün. Başka yerlerde çok güzel daha koylar, plajlar görebilirsiniz. Orası biraz kirli diyebilirim. Buraya yaklaşık 15, 16, 17 yıl önce abimlerle geliyorduk. O zaman hemen iskelede indikten sonra karşıya çıkıyorduk. Bayağı bir yokuş tırmanıyorduk ve sonra iniyorduk. Hemen yani adanın iskelenin tam zıtındaki karşı tarafında çok daha güzel plajlar, koylar var. Oraları tercih ediyordum. Sizlere de tavsiye ederim. Zaten bu videoda da denize girilebilecek farklı yerleri göreceksiniz. Adanın girişinde sağ tarafta, yani vapurla geldiğim zaman sağ tarafında plajlar yer alıyor bu şekilde. Ama birazcık kirli, tavsiye etmem. Her şey dahil 25 TL'miş ama hafta sonu fiyatlar değişiyor, öyle bir uyarı var. Yani her şey dahil derken şezlong şemsiye. Bakın, palmiye ağaçları eşliğinde bu şekilde yolumuz devam ediyor.
Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şöyle arada dar yollardan, merdivenlerden çıkıyoruz. Sağımızda bir plaj var, havuzu da var. Güzel bir işletme. Şöyle sağ tarafımızda İstanbul manzarasıyla yürümeye devam ediyoruz. Bakalım başka neler göreceğiz. Tüm adalarda olduğu gibi Kınalı Adanın sokaklarında da yürümek harika. Bakın şöyle yol kenarlarında muhteşem yapılar var. Sağ tarafta manzara, deniz, yine ağaçlar, rengarenk çiçekler vesaire. Adanın her yeri bu şekilde mükemmel. Yani bu hangi adaya giderseniz gidin, bu şekilde güzelliğe rastlamak mümkün. Ada güzel, gezisi de güzel. Ancak tabii sıcak havalarda yürümek çok zor oluyor. Şöyle çok güzel bir nokta bulduk. Hemen deniz manzaralı bir bank. Birazcık soluklanıyoruz ve devam edeceğiz. Kınalı Adanın arkasına doğru geldiğinizde karşınızda iki tane küçük ada olacak. Onlardan bir tanesi, yani şu anda solda olan Yassı Ada. Üstündeki yapılaşmadan da hemen anlayabiliyorum zaten. Şöyle göz alabildiğince bir Marmara Denizi manzarası da söz konusu. Şuralar İstanbul'un, bilmiyorum belli oluyor mu, Avrupa yakası. Şu taraf ise İstanbul'un Anadolu yakası. Böylelikle neredeyse tüm İstanbul'un kıyı şeridini buradan görmek mümkün. Evet, biz yürüyerek şu anda adanın arka tarafına doğru geldik. Buraya kadar hep evler vardı. Hep böyle sesler duyduk. Ancak şu anda inanılmaz derecede sessiz burası. Hedefimiz adanın etrafında bir tur yürümek. Sizlere de tavsiye ederim. Ben Büyük Adada da, Heybeli Adada da, Burgaz Adada da aynısını yaptım. Her yerini görmüş oluyorsunuz. Her yerini keşfetmiş oluyorsunuz ve mükemmel bir ada turu oluyor bu şekilde adanın etrafında yürümek. Tabii sizler bisiklet de kiralayabilirsiniz. Yani bisiklet yolları için de uygun ama bazı yerler yokuşlu, zorlanabilirsiniz. Ama bana soracak olursanız özellikle Burgaz Ada ve Kınalı Adada bisiklet kiralamanıza gerek yok. Çünkü küçük zaten. Hani uçtan uça yürüyerek en fazla 30 dakikada, 40 dakikada, hadi bilemediniz yavaş yavaş yürüdünüz, 1 saatte ulaşabilirsiniz. Ama benim gibi durup şöyle manzaranın keyfini çıkartmak istiyorsanız, soluklanmak istiyorsanız ve vaktiniz varsa bir gününüzü bu şekilde tur atarak geçirebilirsiniz. Dediğim gibi adanın arkasında deniz çok daha güzel. Bakar mısınız? Tertemiz, sakin ve genel olarak da plaj sakin. Bakın ne kadar güzel. Sakin. İnsanlardan uzakta olabilirsiniz burada. Sanırım burası Kınalı Ada Halk Plajı. Bakın ön taraflardan çok çok daha muhteşem bir yer. Buraya gelme şansınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Suyu da çok güzel görünüyor ve dalgasız. Evet, çok çok eskiden geldiğimiz plaj burası. Bir kısmı Ülker Plajı olarak geçiyormuş, bir kısmı da Halk Plajı olarak geçiyor. Ücretsiz bir şekilde buraya gelebiliyorsunuz ama yukarıdan baktığımız kadarıyla suyu oldukça temiz ve dalgasız. Harika görünüyor.
Kınalı Ada, Halk Plajı ve özel işletmelerin yer aldığı Üsküdar Plajı. Şimdi orayı gösterdim sizlere. Bu arada özel işletmede şezlong ücreti 30 TL. Hafta içi de hafta sonu da böyleymiş. Tek sıkıntı burası iskeleye 1.4 km uzaklıkta yürüyerek 20 dakikada gelebiliyorsunuz. Ya da İBB'nin o elektrikli araçlarıyla 12 TL ücret karşılığı buraya gelebiliyor musunuz? Suyu temizdi, berraktı. Çok beğendim. Dalgasızdı. Yani ailece buraya gelinebilir. O iskelenin oradaki plajlardansa burası çok çok daha harika. Bu arada halk plajı olduğu için girişler ücretsiz. Yani şezlong kiralamak zorunda değilsiniz. Onu da belirtelim. Havlunuzu getirip serebilirsiniz. Kınalı Ada'nın zirvesine ulaştığınız zaman şöyle tarihi bir yapı göreceksiniz. Burası Kınalı Ada Hristos Rum Manastırı. Burası uzun süre yetimhane olarak da kullanılmış. Sanırım ziyaret kapalı. Bakın şöyle muhteşem bir manzarası var. Zaten genellikle adadaki kiliseler ve manastırlar böyle mükemmel bir manzaranın karşısına yapılıyor. Burası da aynı şekilde. Yüzlerce yıllık bir tarihi yapı. Dediğim gibi bir süre yani 20. yüzyılın başlarında burası yetimhane olarak hizmet vermiş. Günümüzde sanırım sadece cuma günleri açılıyormuş. Şöyle bakın manzarasına. Muhteşem. Dediğim gibi Büyükada ve Heybeliada'da da manastırlar, kiliseler böyle mükemmel bir manzaranın karşısında. Çok güzel, çok etkileyici. Tabii buraya ulaşmak biraz zor. Halk plajını geçtikten sonra biraz tırmanıyorsunuz. Zirveye ulaştığınız zaman burayı görebilirsiniz. Şöyle muhteşem bir yokuştan aşağı doğru iniyoruz. Bakar mısınız şu güzelliği? Harika. Çok çok güzel. Yani yorgunluğa fazlasıyla değiyor. Şimdi uzun bir süre tırmanıştan sonra adanın çok güzel sokaklarına denk geldik. Her sokağa bir başka güzel. Bakar mısınız? Evleri harika. Kesinlikle saatlerce gezmelik. Bu arada bisiklet ücretlerini de öğrenmiş olduk. Saati 15 lira. Günlüğü ise 40 lira. Ancak pazarda açık. Anladığım kadarıyla. Şöyle sokaklarına. Harika. Şu deniz gören sokaklara ayrıca bayılıyorum. Adadaki tek cami, değişik bir üsluba sahip. Bakın minaresi ve kendisi, şu anda havuzundayız. Adalarda bolca göreceğiniz kediler neredeyse her köşede varlar. Evet, adanın diğer yerlerinde bir sakinlik olsa da iskelesi yani çarşısı oldukça yoğun, özellikle akşama doğru. Bayağı kalabalık olmaya başlıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi. Biz bu sırada şu manzaranın keyfini çıkartalım. Evet, Kınalı Ada gezimizin sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.